Deniz Zeyrek, Sözcü Gazetesi. Hadi inşallah. 90'larda Irak'ta gazeteci olarak çalıştım. ABD ile Irak arasındaki kriz derinleşince acil bir şekilde Ankara'daki büyükelçilikten kısa süreli bir vize alıp Amman üzerinden Bağdat'a geçmiştim. Bir süre sonra vizemizin süresi bitmişti. Ne yazık ki uluslararası toplumla Irak arasında kriz henüz sona ermediği için bir süre daha Irak'ta kalmamız gerekiyordu. Vizemi uzatmak için Bağdat'ta ilgili kuruma başvurdum. Bağdat sokaklarında pasaportsuz dolaşmaktan tedirgin olduğum için gün aşırı gidip pasaportumu soruyordum. Artık görevli çalışan da benden sıkılmıştı. Beni görür görmez gırtlaktan gelen bir yumuşak ye ile Gahattan inşallah diyordu. Gahattan'ın ne anlama geldiğini bilmiyordum ama inşallah sözcüğünü duyunca pasaportumu o gün alamayacağımı anlıyordum. Ertesi gün daha önce röportaj yaptığım Türk kökenli Irak Sağlık Bakanı'na gittim ve durumu anlattım. İlgilenir göründü ve yarın inşallah diyerek beni gönderdi. Saddam Hüseyin'e erişimi olan koskoca bakanın yalan söyleyecek hali yoktu ya. Ertesi gün hemen pasaportumu sormaya gittim. Aynı görevli yine gahattan inşallah verdi. Artık çileden çıkmıştım. Bir akşam Kerrade North Street dedikleri lüks caddedeki Uday Hüseyin'e ait olduğu söylenen İtalyan restoranında yemek yiyorduk. Durumu gazeteci arkadaşlarıma ve masadaki Türk diplomatlara anlattım. Biri eski Ankara Büyükelçiliklerini hatırlanmasın dedim. Elbette hatırlıyorum. Diplomasi muhabiri olarak çok görüştüğüm biriydi. Bana ismimle hitap ediyordu hatta. Ona git dediler. Muhaberatın başında şimdi Saddam'ın en kritik adamı. Ertesi gün Irak Enformasyon Bakanlığı'nın günlük 120 dolar karşılığında bana eşlik etsin diye atadığı görevliye sordum. Görüşmek istediğimi anlattım. Hepimiz bu görevlilerin Enformasyon Bakanlığı'ndan değil muhaberetten olduğunu ve her adımımızı rapor etsin diye görevlendirildiklerini biliyorduk. Çok uzun süre geçmedi. Büyükelçi seni bekliyor dedi. Birlikte Irak İstihbarat Merkezi'ne gittik. Büyükelçi çok sıcak davrandı. Kendisine durumu anlattım ve yardım istedim. Tomorrow inşallah dedi ve beni gönderdi. Ertesi gün yine pasaportumu almaya gittim. Bu defa kapıdaki görevli farklı davrandı. Masanın çekmecesini açtı, pasaportumu bana uzattı. Yarı İngilizce, yarı Arapça konuştu. No visa dediğini anladım. Sonra çevirmene bir şeyler söyledim. Daha önce İsrail'e gitmişsiniz. O nedenle vize vermemişler. Sınır dışı edileceksiniz dedi. Kendimi tutamayıp hayda dedim. Bana başımın belaya gireceğini ima ederek parmağıyla sus işareti yapan rehberim çaktırmadan Büyükelçinin muhaberat başkanının notunu iletti. Amman'a git, Türk Büyükelçiliğinden yeni temiz bir pasaport al. Amman'daki Irak Büyükelçisini aradım. Size vize verecek. O vizeyi alıp Bağdat'a dönebilirsin. Aynısını yaptım. Ancak ben Amman'a geçtiğim gün Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Bağdat'a geldi ve ben en önemli haberi yerinde takip edemedim. Bunları yaşadıktan sonra genel bir kanaatim oluşmuştu. Bir cümlenin sonunda inşallah ifadesi varsa o hiçbir zaman olmayacak. Bütün bunları niye yazdım biliyor musunuz? Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığının 18 Haziran 2024 günü saat 16.06'da paylaştığı şu mesajı görünce aklıma geldi. Bakanlık kıyı bölgelerindeki çalışmalarını kararlılıkla sürdüreceğini duyururken cümlenin sonuna inşallah ifadesini koymayı ihmal etmemişti hep koltukları işgal edenler mi kendilerini devlet sanacak? Bu defada bir resmi devlet kurumu kendini insan sanmış ve kıyı bölgelerimizin geleceğini Allah'a havale etmiş. Neyse ki bakanlık bu sosyal medya mesajının aksine son günlerde kıyı bölgelerindeki işgalleri Allah'a havale etmiyor. Son günlerde birçok plaj işgalci işletmelerden kurtarıldı ve halka açıldı. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Mehmet Öseski X mesajını benden duydu ve güldü. Güzel bir temenni cümlesi olmuş. Öseski şaka bir yana diyerek devam etti. Gerçekten kararlıyız. Gücümüz yettiğince, yasal engel çıkmadıkça plajları işgalcilerden kurtarıp halka açacağız. Belediyelere devredeceğiz. İçecek, yiyecek, şezlong, şemsiye hizmetini de onlar versin. Ancak bu hizmetlerden faydalanmak istemeyen vatandaşlar da elini kolunu sallayarak para ödemeden girip o plajdan faydalanabilsin. Ne dersiniz? Belediyeler Bakan Öz bu vaadini yakından takip eder mi? Yakında parayı bastırıp plajları onların tabiriyle biçleri işgal eden zenginlerden ve yandaş müteahhitlerden halk plajlara akın etti, vatandaş denize giremiyor cümlesini duyar mıyız? Hadi inşallah.